İyi akşamlar kıymetli izleyiciler. Yine bir YouTube programında sizlerle birlikteyiz. Hatırlayacaksınız bilgi, bilim ve din serimize birlikte sizlerle birlikte devam ediyoruz. Geçen hafta ve ondan önceki hafta kavim ismini sizlerle herhangi yaratılış başlığı altında incelemiştik, konuşmuştuk. Oradan kısa bir girişle birlikte bu konumuza yine bu akşam da devam etmek istiyorum. Hatırlayacaksınız geçen hafta yine 30. lemada kavim isminin anlatıldığı bölümde şöyle bir cümle ve bu cümlenin açılımı üzerinde sizlerle birlikte konuşmuştuk. Hem maddiyun denilen bir kısım ehli dalalet, zerrattaki tehavülat-ı muntazama içinde, zerrelerdeki muntazam faaliyet içinde, hallakiyet-i ilahiyenin, Cenab-ı Hakk'ın yaratıcılığının ve kudret-i rabbaniyenin, Rabbimizin kudretinin bir cilve-i azamını hissettiklerinden, büyük bir cilvesini hissettiklerinden ve o cilvenin nereden geldiğini bilemediklerinden ve o kudreti samadaniyenin cilvesinden gelen umumi kuvvetin nereden idare edildiğini anlayamadıklarından madde ve kuvveti ezeli tevehüm ederek zerrelere ve hareketlerine asar-ı ilahiyeyi yani Cenab-ı Hakk'ın eserlerini isnat etmeye başlamışlar. Bu cümleyi önemli olduğunun vurgusunu yapıp onun üzerinde epey bir konuşmuştuk. Geçen haftaki programı neredeyse bu cümlenin üzerine kurmuştuk kıymetli izleyiciler. Şimdi bu yaklaşımımızı madde, kuvvet, kanun vesaire gibi daha doğrusu materyalistlerin boğuldukları o materyalist düşüncenin biraz daha yakından detaylı incelemesini yapmak suretiyle nerede, nasıl boğulduklarını yahut da hakikati nerede kaçırdıklarını anlamaya çalışıyoruz ve bu akşamki programımızda da buna devam edeceğiz. Bu kez işaret edeceğizden sizlerle birlikte bir bölüm paylaşacağım. Bir soru, bu soru. Onların daima iftiharla bahsettikleri tabiat, nevamiz ve kuva nedir ki kendilerini onlarla iknaya çalışıyorlar? Evet, çok önemli bir soru. Zaten geçen haftaki programımızda da bu konulara giriş yapmıştık, bu konulara konuşuyorduk. Burada biraz daha başka bir pencereden, daha başka bir yönüyle bize daha odaklanmış bir surette bir açılım getiriyor. Çünkü materyalizmin düşüncesine baktığımızda, onu irdelediğimizde ki tabiat risalesinde biz bunu görürüz. Yani yaratılış konusunda dört yolun olduğundan bahseder Bediüzzaman Hazretleri. Bu dört yoldan başka bir yol olamayacağını, bunlardan eğer üçünün batıl olduğu ispat edilebilirse, dördüncüsünün mantık itibariyle geçerli yol olması gerektiğini söyler ki bu yollardan bir tanesi sebepler bu şeyi icat ediyor. Evcedetül esbab, sebepler bu şeyi icat ediyor. İkincisi teşekküle bi nefsihi, yani kendi kendine teşekkür ediyor, oluyor, bitiyor. Üçüncüsü iktizatü tabiat, tabidir, tabiat iktiza ediyor, icat ediyor. Tabii ki dördüncüsü de bir yaratıcının yaratması yoldur. Gerçekten de materyalizmin çok çeşitli felsefi düşünceler, akımlar kendisini gösteriyor. Adeta bir Allah var dememek için her şeyi söyleyebilecek bir noktaya geliyorlar. Bu da ayrı bir analiz edilmesi gereken, incelenmesi gereken, niçin bir Allah'ı demek bu kadar, bir Allah var demek bu kadar zor geliyor o insanlara ve bunu dememek için o kadar müşkilatlı, o kadar zor, hatta amiyane bir tabirle akla zarar yolları ve düşünceleri ifade etmişler. Bunların felsefesini yapmışlar ve bunların peşine düşmüşler. Gerçekten anlamak biraz zor. Belki bunun ayrıca bir psikolojik tahlilini yapmamız lazım ki yine bu serimizde ilerleyen dönemlerde niçin bunu söyleyemiyorlar? Yol ayrımı nerede oluyor? Bunu da ene kapsamı içerisinde, yani benlik kapsamı içerisinde sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. İşte bu getirmiş oldukları
özellikle bilim, materyalizm, materyalist felsefe, materyalist bilimle ortaya koymaya çalıştıkları, izah etmeye çalıştıkları, dolayısıyla kendilerini ve diğer insanları Allah'tan uzaklaştırmaya çalıştıkları nokta aslında bu noktalarda yatıyor. Yani tabiat, tabiat yapıyor, kendi kendine oluyor, işte fizik kuvvetler var, fizik yasalar var, bu yasalar çerçevesinde her şey oluyor, bitiyor. Bunun için dışarıdan bir güce, bir müdahaleye ihtiyaç yok, bir yaratıcıya ihtiyaç yok gibi geliştirilmeye çalışılan felsefeler ve düşünceler. Biz zaten bu serimizde bunun üzerine gidip bunun yanlışlığını anlatmaya çalışıyoruz ki işte bu akşamki programımızda bu konuyu tabiat, nevamiz yani kanunlar, bildiğimiz fizik kanunlar, tabiatta geçerli olan kanunlar ve kuva, kuvvet, fizik kuvvetler bu kainatta müşahede etmiş olduğumuz ve bütün olayların şekillenmesinde, maddenin şekillenmesinde kendisine gösteren etkinliğini müşahede etmiş olduğumuz bu etrafımızdaki kuvvetlerin ne olduğunu, mahiyetinin ne olduğunu, gerçekten bunların maddeye mi ait bir takım özellikler yoksa maddenin dışında ama madde aynasında gördüğümüz özellikler mi? Onları sizlerle birlikte konuşacağız. Eğer süremiz el verirse bunu yine Bediüzzaman Hazretleri'nin başka bir sorusu var. Eğer bu akşam yetiştiremezsek gelecek programda bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. O da şu soru: bütün silsilelerin Halık'ın vücubu vücuduna kat'i şehadetleri göz önünde olduğu halde, yani bütün bu sebep-sonuç ilişkileri, yaratılış silsilelerini takip ettiğimizde yaratıcının vücubu vücuduna, yani zorunlu ve mutlak olarak onun varlığını gerektirdiğine kat'i şehadetleri göz önünde olduğu halde, bazı insanların madde ile maddenin hareketinin ezeliyeti cihetine zahip olmakla madde ile maddenin hareketinin ezeliyeti cihetine böyle bir düşünceye sahip olmakla dalalete düştüklerinin esbabı nedendir diye bir soru var. O soruyu da sizlerle her vakit yetişirse, bu akşam vakit yetişmezse gelecek programda sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Evet, sorumuza gelecek olursak, yani tabiat nedir? Kanunlar nedir? Kuvvet nedir? Bu fizik kuvvetler nedir? Ki kendilerini bunlarla ikna etmeye çalışıyorlar. Belki de determinizmin, materyalizmin üssül esası, ana mirengi noktası diyebileceğimiz kavramlar, bu kavramlar. Biz de esbab perestlik damarımız yahut esbab perestane kainata bakışta biraz irdeleyecek olursak, biraz inceleyecek olursak, sebepler nasıl yapıyor diye biraz detayına girdiğimizde en sonunda varacağımız noktalar bu noktalar. Dolayısıyla bu kavramları biz açarsak, bunların yaratılışta etkisinin olmadığını ve olamayacağını, asıl mahiyetlerin ne olduğunu bilirsek, bizim de gaflet nazarıyla esbaba bir tesir vermek gibi, materyalizme bir haklılık vermek gibi yahut bu problemi çözümleyememek gibi, kendi dünyamızda çözümleyememek gibi problemlerden kurtuluruz diye düşünüyorum kıymetli izleyiciler. Evet, cevap. Tabiat dedikleri şey bir matbaadır. Tabiat dedikleri şey bir matbaadır. Tabi değildir, tabeden değildir. Tabi ancak kudrettir. Kanundur, kuvvet değildir. Kanundur, tabiat denilen şey, kanundur, kuvvet değildir. Kuvvet ancak kudrettedir. Evet, buraya kadar biraz açmamız gerekiyor. Öncelikle şu kavram üzerinde biraz durmak istiyorum. Bediüzzaman Hazretleri'nin yer yer bu tabiat konusunda kullanmış olduğu matbaa metaforu üzerinde durmak gerekiyor. Çünkü zaman zaman haksız eleştirilere de neden oluyor. Matbaa adeta otomatik olarak kitapları vesaireleri bastığı için bir anlamda da bu matbaa, misal tabiat bir matbaa olarak görmek, deterministlerin
materyalistlerin fikirleriyle de yakınlaşmak anlamına gelmiyor diye bir yaklaşım ortaya konuluyor ki bunun açılması gerekir diye düşünüyorum. Matbaa otomatik bir makine değildir. Yani kendinden başka bir şey üreten bir şey değil. Matbaanın ürünü bir kitaptır yahut bir baskıdır. O da kağıdı kendisi üretmez. Kağıdın üzerine bir şey işlemesi. Yani matbaanın üretmiş olduğu şey yazıdır. Yazının esas özelliği de anlamdır. Yani siz bir matbaadan çıkan bir kağıdı alıp boyanmış bir kağıt nazarıyla bakmazsınız. Basılı bir kitap, bir mecmua, bir dergi vesaire bir metin olarak bakarsınız, alır ve onu okursunuz. Yani matbaanın ürünü anlamlıdır. Sadece o yazının üzerindeki mürekkebe verilmiş olan şekil, o da yine matbaanın dışında gelmiş olan bir mürekkebin matbaa kalıbında bir şekle dökülmesidir. Aynen tabiatta olduğu gibi, yani tabiat dediğimiz şu alemde olduğu gibi, sanki bir nazarla baktığımızda burada bir şeyler üretilen bir makinaymış gibi görmekle birlikte, bunun ürününün bir anlam olduğunu, sadece biraz sonra da konuşacağımız gibi, kanunlar meselesinde konuşacağımız gibi, gelen maddenin bu tabiatın kanunları çerçevesinde bir şekle bürünerek, adeta bir kalıba dökülerek bir manayı ifade ettiğini görmekteyiz. Matbaayla tabiat arasında böyle bir benzerlik söz konusu. Tabii ki teşbihte hata olur. Her noktasının birebir uyması diye bir şey söz konusu değildir. Ama burada matbaanın en önemli özelliği, hani eskiden harfleri, demir harfleri, kalıpları teker teker, şimdi bilgisayar üzerinde önemli olan tabi olan kişinin, yani o matbaayı çalıştıran onun üzerindeki kişinin oraya dökmüş olduğu yazı ve o yazıdaki anlamdır. O anlamın ötesindeki mürekkepler, matbaa sadece o mürekkeplere bir kalıplık vazifesi görür. O mürekkepler o anlamın gereği tarzında bir şekilde yazının üzerine dökülürler. Biraz sonra da anlatacağımız gibi tabiatta da, yani bu alemde de böyle bir özelliği görürüz. Dolayısıyla bu matbaa kavramına bu tarza bakmak gerekir diye düşünüyorum. Tabiat dedikleri şey bir matbaadır, tabi değildir, tabeden değildir. Yani o anlamı şeye yükleyen, o yazıya, o kitaba yükleyen değildir. Yani o kitapta okumuş olduğunuz anlamlar, mesajlar, okuduğunuz şeyler matbaanın ürünü değildir. O matbaayı çalıştıran, tabi denilen, tabeden denilen o kişiye aittir. O matbaanın arkasında iş görene aittir. Siz o yazıyı okursunuz çünkü matbaanın ürünü o yazıdır bir anlamda, o anlamdır. Evet, tabi ancak kudrettir. Demek ki şu tabiat dediğimiz alemde bir matbaa gibi bu kendi üzerinde görünen anlamları yapan, üreten, nakşeden değil, onun arkasında kendi üzerinde işlenileni gösteren bir sanat eseridir. Tabi nedir peki? Yani tabeden, o üzerindeki matbaanın üzerindeki şeylere anlam katan nedir? Kudrettir. Onun üzerindekileri şekillendiren kudrettir. Kanundur, kuvvet değildir. Kanundur, kuvvet değildir. Şimdi bu ayrım çok önemli. Çünkü kuvvet ancak kudrettedir. Biz etrafımıza baktığımızda maddenin bir kısım hareketler, atomlar olsun, diğer şeyler olsun, bir kısım hareketleri yaptığını, oradan oraya bir şekiller aldığını ve bunun neticesinde birçok sanatın ortaya çıktığını görüyoruz. Ve bu madde hareket ederken kendi başlarına hareket etmiyorlar. Rastgele ve dağınık bir şekilde hareket etmiyorlar. Bir nizama ve bir intizama bağlı bir şekilde hareket ediyorlar. Biz bunlara fizik yasalar diyoruz yahut fizik kanunlar diyoruz. Yani kanunlara uyar bir tarzda
bir nizamla, bir intizamla hareket ediyorlar. Nereye bakarsak bakalım, burada bunu görürüz. Başıboş hareket eden hiçbir zerreyi şey yapmaz. Bilimin de zaten uğraş alanı budur. Yani bu kainatta cari olan kanunları ortaya çıkarmak, tespit etmek ve bunları bunlara dayalı olarak geleceğe dair yahut bir kısım keşiflere dair öngörülerde bulunmaktır. Yani yasaları keşfetmek bilimin en temel özelliğidir, en temel uğraş alanıdır. Dolayısıyla bütün zerreler bu kanunlara uygun hareket ediyorlar. Şimdi soru şu, yani bilim dünyasında ve felsefe dünyasında da sıklıkla sorulan şey şu. Kanun nedir ve bu zerreler niçin bu kanunlara uygun olarak hareket ediyorlar? Ya da soruyu başka bir şekilde sorduğumuzda, kanun olarak gözlemlediğimiz yasalar, kurallar, nizamlar bir sebep midir, sonuç mudur? Yani bu kanunlar zerrelere, atomlara, eşyaya, maddeye şekil veren, onların nasıl hareket edeceklerini belirleyen kalıplar, zorlayıcı sahipler midir? Yoksa madde öyle bir hareket ediyor ki biz bu maddenin hareketini gözlemlediğimizde sonuçta bu yasalara uygun bir şekilde hareket ettiklerini mi gözlemliyoruz? Yani hareketin sebebi midir yoksa sonucu mudur? Bu önemli sorulardan bir tanesi. Ve şu açıktır ki biz kanun diye nesnel bir şey gözlemlemediğimize göre, kanun diye varlığı olan bir şeyi tespit etmediğimize göre, maddeyi zorlayıcı bir şeyi gözlemlemediğimize göre bunların bir sonuç olduğu açıktır. Yani ortada bizim kanun dediğimiz şey maddenin hareketinin o kanunlara uygun bir şekilde hareket etmesinin neticesinde ortaya çıkan bir gözlemdir yahut bir kuraldır. Bu nokta önemli. Yani biz bunun eğer tersini düşünürsek ki materyalizmde fark ettirmeden bize bunu empoze ediyor. Yani kanunları yaratılışın temeline koymak suretiyle, bundan dolayı oluyor diye koymak suretiyle sanki kanunları yaratılışın ve bu kainattaki nizamın, bu kainattaki oluşun, varoluşun sebebi olarak göstermeye çalışıyor. Halbuki biz böyle bir şeyi görmüyoruz. Daha doğrusu görmüyoruz dediğimiz kanun diye nesneliyor olan zerreleri, maddeyi zorlayıcı bir sahip yok. Ama gözlemlediğimiz bir şey var. Madde, atomlar vesaire vesaire hepsi bu kanunlara uygun bir surette hareket ediyorlar. İşte bu nokta çok önemli. Yani bunu daha detaylı açacağız inşallah. Evet, kanundur, kuvvet değildir. Tabiat dedikleri şey. Şimdi tabiatı zaten biraz sonra anlatacağı gibi bizim dünyamızda tabiat kavramı bir evrenin kendisi, kainatın kendisine verilen bir isim olarak da kullanırız. Eşyanın kendisi olarak da kullanırız. Aslında tabiat denilen şey eşyanın fıtratını ifade eder. Daha tırnak içerisinde doğasını ifade eder. Yani eşyanın doğası böyledir. Bu aslında onun tabi olduğu, onun uymuş olduğu kurallar manzumesinin toplamını ifade eder. Tabiat budur. Yani tabiat bu kainatta geçerli olan tüm kanunların, maddenin tabi olduğu tüm kanunların toplamına biz tabiat diyoruz. İşte bu yanlış bir algılamayla sanki eşyanın doğası böyle. Dolayısıyla eşyanın doğası böyle olduğu için eşya bu doğasına uygun bir surette kendi kendine zaten hareket eder ve neticede işte bu yıldızlar olur, bu güneşler olur, bu dünya olur, bu ağaçlar, çiçekler vesaireler olur diye materyalizme bir materyalist bir düşüncenin ortaya çıkmasına neden olmakta. İşte bu noktadandır ki şu hususun açılması gerekiyor. Tabiat denilen şey eşyanın doğası mıdır? Kendi kendine sahip olmuş olduğu zorunlu bir doğası mıdır? Yoksa
eşyanın tabi kılındığı bir şeriat-ı fıtriye midir? Yani eşyanın tabi kılındığı, uymaya başka bir kuvvet ve kudret tarafından zorlandığı yahut da o kudretin yaratırken ki sünnetullah demiş dediğimiz bir yaratma tarzı mı olduğunu bizim dünyamızda açılması gerekiyor. İşte bu noktada böyle bir ayrımda bir algı yanılsamasıyla bir kısım insanlar eşyanın doğası olarak bu eşyanın tabi olmuş olduğu, uymuş olduğu kanunları eşyanın doğası olarak görmekte ama iman, imani perspektif, Kur'ani yaklaşım da bunun bir sünnetullah olduğu, Cenab-ı Hakk'ın bir yaratma tarzı olduğu, Cenab-ı Hakk'ın emrinin bu tarzda olduğu için bütün eşyanın, bütün atomların, bütün moleküllerin, bütün maddenin bu emre tabi bir surette hareket etmeleri olduğunu bize söyler. İşte bu ayrımı yapabilmemiz için bu noktaları, bu incelikleri anlamamız lazım. Evet, demek ki tabiat dedikleri şey bir matbaadır, tabi değildir. Tabi ancak kudrettir. Kudret iş yapar çünkü, kanun iş yapmaz. Kanunun herhangi bir şeyi yoktur, bir gücü ve kuvveti yoktur, bir pasiftir. Kanundur, kuvvet değildir. Kuvvet ancak kudrettedir. Yahut nasıl ki bildiğimiz şeriat, burada açıyor, nasıl ki bildiğimiz şeriat, bunu işte kanunda olarak da ifade edebiliriz. Bildiğimiz şeriat, insanlardan sudur eden, insanlardan kaynaklanan ef'ali ihtiyariyi, onların iradeleriyle yapmış oldukları fiilleri bir nizam ve bir intizam altına alıp tahdit eden kaidelerin hülasasıdır. İnsanların fiillerini, davranışlarını, nasıl, hangi kurallara tabi olacaklarını, sosyal hayatta yahut yaşamış oldukları o kamu alanı içerisinde hangi kurallara tabi olacaklarını, nasıl hareket etmeleri gerektiğini, o davranışları, insanların davranışlarını bir kurala, bir nizama, bir nizam altına alan kuralların toplamına biz şeriat diyoruz. Bir intizam altına tahdit eden kaidelerin hülasasıdır. Veya devletin işlerini tanzim eden nizamların, düsturların, kanunların mecmuasıdır. Yani şeriat ya devletin kanunları dediğimiz şey budur. Bu kanunların bizatihi kendisine ait bir etkinliği yoktur, bir yaptırım yoktur. Sadece bir kuraldır. Siz o kurala uyduğunuz sürece o kural tatbik edilmiş olur. Eğer hiç kimse o kurala uymazsa, orada o kuralın yazılı olmuş olmasının sizin hareketlerinizi yönlendirmek yahut o nizama tabi kılmak gibi zorlayıcı bir etkisi yok. Yani diyelim ki kırmızı ışığa gelirsiniz, herkes o kırmızı ışıkta durur. Niçin? Kural öyledir de ondan dolayı. Şimdi şöyle bir ifade kullanabilirim. Bu ışıkta öyle bir tesir var ki bütün insanları durdurur. Yok böyle bir şey. Yahut da yeşil ışıkta geçelim. Bu sadece bir kuralın bize bir işaretidir. Eğer kural tam tersi olmuş olsaydı, yeşilde durulacak, kırmızıda geçilecek olmuş olsaydı, yeşil ve kırmızının ifade etmiş olduğu manada bu olurdu. Yani biz kendi irademizle o kurallara uyduğumuz sürece o kurallar bir takdir. Veya biz o kurallara uymadığımız takdirde o kanun değil, o kanunu uygulayıcı polis kuvvetleri tarafından bir zor kullanılmak suretiyle, yani bir kuvvet kullanılmak suretiyle o kanun tatbik ettirilir. Yani kanunun kendisi herhangi bir nizamı sağlayıcı ve tatbik edici, zorlayıcı bir güce sahip değil. Sadece tanımlayıcı bir özelliğe sahip. O kuralı tanımlayıcı bir özelliğe sahip. Ya iradenizle o tanımlamaya uygun hareket edersiniz, ya dışarıdan başka bir kuvvetin ve kudretin tesiriyle, zorlamasıyla o nizama uyarsınız. Yoksa o kanunun bizatihi bir etkenliği, bir yaptırım gücü söz konusu değil. Bu ayrım da yine son derece önemli. Demek ki yukarıda o tabiat tanımını yaparken kanundur, kuvvet değildir derken bunu kastediyor. Yani kanun olmasıyla kuvvet olmasının arasında bir fark var. Kanun sadece bir nizamı ifade eder. Kuvvetin yahut kudretin bir yaptırım gücü vardır.
Evet, kezalik tabiat denilen şey de, tabiat denilen şey de alemi şehadetin uzuvlarından, alemi şehadetin uzuvlarından ve eczalarından südur eden alemin, şu görünen şehadet aleminin, yani görmüş olduğumuz şu fizik alemin diye özetleyebiliriz. Uzuvlarından ve eczalarından südur eden, ef'al arasında, fiiller arasında bir nizam ve bir intizamı ika eden, o intizamı devam ettiren ilahi bir şeriat-ı fıtridir. İlahi bir fıtri şeriattır. Demek ki tabiat dediğimiz şey, bu eşyanın tabiatı dediğimiz bütün özellikler, eşyanın tabi olmuş olduğu bu kurallar manzumelerinin tamamı, ki buna tabiat diyoruz. Eşyanın tabiatı yahut eşyanın doğası olarak ifadelendirilen, gözlemlediğimiz şey şu alemi şehadette, yani şu fizik alemde, şu kainatta eşyanın, bu kainatın unsurlarının, ki onlar atom olabilir, moleküller olabilir, yıldızlar olabilir, insan olabilir, ağaçlar olabilir, hava olabilir. Aklınıza ne geliyorsa onların tamamının tabi olmuşu, onların hareketlerinden ve birbirleriyle ilişkilerinden sudur eden fiilleri arasında bir nizam ve bir intizamı ika eden, devam ettiren ilahi bir şeriat-ı fıtriyedir. Yani nasıl ki devlet kanunlarında devletin ortaya koyup bu kurallara, kamu alanında bu kuralların uyulması zorunludur. Çünkü kamunun düzeni, güvenliği vesairesinin tatbik için, bu kamuda bir düzen ve ahenk olması için bu kanunlar gereklidir diye koyup uyguluyorsa ve bizim fiillerimizle buna uymamızı istiyorsa, uyulmadığı takdirde cebri olarak buna uymak noktasında kuvvet uyguluyorsa, işte Cenab-ı Hakk'ın da bu kainatta canlı cansız hiç fark etmiyor, bütün mahlukatın fiillerinde, hareketlerinde, bu dünyaya gelişlerinde, gidişlerinde, birbirleriyle ilişkilerinde nasıl davranacaklarını, nasıl hareket edeceklerini, nasıl pozisyon alacaklarını ortaya koyan şeriat-ı fıtriyesine, o fıtri yaratılış kanunlarına biz tabiat diyoruz. Evet, binaenaleyh şeriat ile devlet nizamı, şeriat ile devlet nizamı makul ve itibari emirlerden oldukları gibi, makul yani kabul edilebilir, uygulanabilir ve itibari emirlerden. Bu itibari emir bu şu demek, yani az önce de ifade etmeye çalıştım. Herhangi bir vücudu yok, varlığı yok, nesnelliği yok. Sadece bir emirden ibaret. Bunun çok iyi anlaşılması gerekiyor. Bizim hep dünyamızda, özellikle tabiat kanunları noktasında, sanki tabiat kanunlarının bizatihi kendisinin eşyayı o şekilde davranmaya zorlayıcı bir özelliği varmış gibi algılıyoruz. Halbuki öyle bir durumun söz konusu değil. Çünkü itibari bir emirdir. Yani relatif bir emirdir. Varlığı yoktur. İtibari emir bu demek. Yani bütünüyle siz onu yok diyemiyorsunuz. Çünkü bir emir olarak, bir kavram olarak ortada var. Kavram olarak da ortada olmasa siz ona adem diyeceksiniz, yokluk diyeceksiniz. Vücut olarak olmayan ama kavramsal olarak var olan şeylere itibari emirler denilir. Benlik böyledir, kötülük kavramı böyledir. Konuyu dağıtmamak amacıyla. İşte kanunlar da böyledir. Yani bizim dünyamızda insanları kırmızı ışıkta durmaya zorlayan nesnel bir şey yok. Yani gelip de insanların çarptıkları yahut da insanları orada böyle durduran, zorlayan, cepreden bir şeyden bahsetmiyoruz. Bir kuraldan bahsediyoruz. Bu kuralın bir vücudu yok. Bir harici vücudu yok. İtibari bir özelliği vardır. Kavramsal olarak vardır. Anlam olarak vardır. Ama siz onu şey yaparsanız, devlet nizamında kırmızı ışıkta geçecek olursanız, o kanun değil ama o kanunu tatbik eden kuvvet, yani polis kuvvetleri size o cezayı yazarlar. İki kavramın birbirinden ayrılması gerekiyor. Yani kuvvet ve kanun kavramlarının birbirine, kanunun bir yaptırım gücü yoktur.
kanunu tatbik eden kuvvetin bir yaptırım şeyi vardır. İşte bu kainattaki itibari emir hükmünde olan tabiat dediğimiz kanunların da herhangi bir yaptırım gücü, eşyayı zorlayıcı bir özelliği yoktur. Bir kurallar manzumesidir. Bu kurallara onları sevk eden arkada bir kudret söz konusudur. İşte kudret onları bu kurallara sevk eder ve onlar bu kudretin sevk etmiş olduğu bu kurallar manzumesi içerisinde hareket edince, dış dünyada biz bu kuralları gözlemlediğimizde ve bunun daima sürekli bu şekilde hareket ettiğini gördüğümüzde biz bunu kanun olarak nitelendiririz. Yani başlangıçta söylediğimiz gibi kanun dediğimiz şey eşyanın hareketinin sebebi değil, eşyanın hareketinin sonucunda gözlemci olarak bizlerin ortaya çıkarmış olduğu bir özelliktir. Evet, binaenaleyh şeriat ile devlet nizam makul ve itibari emirlerden oldukları gibi tabiat dahi itibari bir emir olup, itibari az önce de söylediğimiz gibi hani nesnel bir zorunluluğu söz konusu değil, hilkat de yani yaratılışta cari olan adetullah'tan ibarettir. Demek ki tabiat denilen şey de itibari bir emir olup kendisinin etken bir gücü söz konusu değil, sadece yaratılışta cari olan, yaratılışta geçerli olan Cenab-ı Hakk'ın adetinden ibarettir. Bu ifade de çok güzel bir ifade. Adetullah kavramı. Yani sizin bir alışkanlığınız olur. Sürekli o alışkanlığı yaparsınız. Hatta sürekli o alışkanlığı yapınca dışarıdan sizi gözlemleyen birisi o şartlar oluştuğunda yine o davranışı yapacağınızı sizin kestirir. Çünkü sizin adetinizdir o. Diyelim ki hep belirli bir saatte evden çıkar işe gidersiniz. Hatta şöyle bile olabilir. O saatte siz çok bu adetinize uygun hareket ediyorsanız tam o saatte işte otoparkta dışarıda sizi birisi beklerse sizin çıktığınızı görür. Bu onun tamamen sizin iradenize bağlı olarak sizin bir tercihinizden ibarettir o. Bir adettir. Yoksa dış dünyada zorlayıcı bir özelliği olduğu için değil. Demek ki yani yaratılışta cari olan adetullah'tan ibarettir. Yani gözlemlemiş olduğumuz her şey Cenab-ı Hakk'ın yaratmasına ait şeylerdir. Bizim kanunlar ve yasalar dediğimiz şeyler de Cenab-ı Hakk'ın yaratırken ki uymuş olduğu bir adetullah'tan ibarettir. Yani mesela kütleleri birbirleriyle ilişkilerinde birbirlerine doğru hareket ettirirken rastgele hareket ettirmiyor. Yahut da kütleleri birini o tarafa birini bu tarafa. Bizim kütle çekim kanunu dediğimiz nizama uygun bir şekilde hareket ettiriyor. Yoksa bunlar aralarında kendilerine ait bir kuvvet var. Yahut o kanunun zorlayıcı bir etkisi var da onunla hareket ediyorlar değil, sadece Cenab-ı Hak adeti gereği bütün kütleleri kütle çekim kanununa uygun bir şekilde hareket ettiriyor. Ya da diğer kanunlar, hangi kanun, termodinamik kanunu şuydu buydu vesaire, Cenab-ı Hak onları yaratırken, bu alem içerisinde onlara şekil verirken, o kanunlara uygun bir surette yaratıyor ve biz de bunu gözlemlediğimizde, eşyanın birbirleriyle olan ilişkileri arasında bu tür geçerli olan kanunlar var tarzında bir çıkarımda bulunuyoruz. İşte buna da tabiat diyoruz. Yani eşyanın tabiatı diye nitelendirdiğimiz şey bu adetullah'tan ibaret. Yani Cenab-ı Hakk'ın yaratmasından, yaratırkenki tabi eşyayı tabi kılmış olduğu kurallardan ibarettir. Ama tabiatın bir mevcudu harici olduğunu tevehüm etmek. Tabiatın, yani bu kainatta geçerli olan kanunların harici bir vücudunun olduğunu tevehüm etmek. Bu vurguya daha önceden özellikle yapmıştım. Yani zorlayıcı, harici bir vücudunun olduğunu düşünmek, onların eşyanın hareketlerinde zorlayıcı bir etkisinin olduğunu düşünmek demektir. Yani bir nesneliği var ve o nesnelikle diğer eşyayı o kanunlara ve kurallara tabi olan eşyayı zorluyor anlamına gelir ki eğer kanunların bir vücudu haricisi olsaydı, yani bir maddesel ya nesnel bir özelliği olmuş olsaydı böyle bir şeyi beklerdi ki materyalizmin düşünce sistematiğinde genellikle kabul etmese bile zihinlere işlemiş olduğu böyle bir şey var. Yani
popüler zihinlerde biz genellikle düşünürken, kainattaki kanunlardan bahsederken o kanunların eşyayı o tarzda davranmaya zorladığını düşünüyoruz. Bir nesneliğinin olduğu varmış gibi bir yüzeysel ve sati bir düşünce. Biraz üzerine gidecek olsak, biraz daha net bakacak olsak olmadığını göreceğiz ama işte sanırım gelecek haftaya kalacak, niçin onu göremiyorlar ya, niçin yanlış görüyorlar da sati bakışla böyle bir algılayışımız var. Bu algılayıştan kurtulmamız gerekir. Evet, bu husus önemli ama tabiatın bir mevcudu harici olduğunu, tabiat yani eşyanın özelliklerinin, şu kainatta geçerli olan kanunların bir harici bir mevcudiyetinin, yani dış dünyada nesnel bir varlığın olduğunu tevehüm etmek, bir fırka askerin, bir bölge askerin itman ve talim esnasında yaptıkları o muntazam hareketlerini gören bir vahşinin, aralarındaki o nizamı idare edip birbiriyle bağlayan ip gibi bir şey mevcuttur diye vahşice ettiği vehme benzer. Yani bir grup asker düzenli hareketler, intizamlı, düzenli hareketler yapıyorlar ve dışarıdan vahşi bir insan, askerden anlamayan, sosyal hayattan anlamayan, insanların şeyinden anlamayan bir insan o nizama bakıp da aralarında bunların ip gibi bir şey var, o ip gibi, o nizamı, o ip gibi bir şey sağlıyor. İşte sanki birisi çektiğinde eğiliyorlar, birisi çektiğinde kalkıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar diye bir düşüncenin içerisine girer. İşte bizim de tabiat düşüncemizde böylesi vahşi bir bakış açısı söz konusu. Eşyanın askerlerin itmanları gibi, hareket etmiş olduğu şeyler gibi eşyanın nizamına bakıp sanki aralarında ip gibi bunları birbirine bağlayan ve bu ahenkli hareketi yapan bir şey varmış gibi düşünüyoruz ve kanunlara ve kuvvetlere böyle ip gibi bir nesnel özellik atfediyoruz kıymetli izleyiciler. Halbuki bunların söylediğimiz gibi harici bir vücudunun olmadığını, özellikle tabiatın yani kanunların harici bir vücudunun olmadığını, sadece o asker gibi olan her bir zerrenin, her bir şeyin o nizama, o ahenkli harekete, emir tahtında hareket ettikleri için uymalarından kaynaklanan bir sonuç olduğunu görüyoruz. Demek ki binaenaleyh vicdanı ve aklı vahşi olan bir adam, vicdanı ve aklı vahşi, buradaki vahşinin bizdeki karşılığını ifade ediyor. Kendisi vahşi olmayabilir ama vicdanı ve aklı vahşi olan bir adam, sathi ve tebaî bir nazarla, yani böyle yüzeysel bir bakışla, bir nazarla devam ve istimrarını muhafaza eden tabiatın devam ve istimrarını muhafaza eden. Hep böyle oluyor çünkü. Geçen hafta da konuştuk. Bir şey hep öyle oluyorsa, hep öyle yapılıyorsa, hep öyle yaratılıyorsa, sanki kuralmış gibi, sanki doğalmış gibi, sanki kendi kendine oluyormuş gibi bir algılama gibi, eğer yüzeysel ve sahti bir bakışımız varsa böyle görürüz. Hele de onun arkasındaki yaratıcıdan gaflet etmişsek, o yaratıcıyı dışlamışsak, biz ondan bağımsız bu hareketleri izah edeceğiz gibi bir ön yargıyla hareket ediyorsak, sürekli aynı şekilde hareket eden yahut aynı şekilde hareket ettirilen yaratılan şeyleri sanki kendi kendine hareket ediyorlar, sanki o kurallar bunları böyle davranmıyor, zorluyormuş gibi bir anlayışın, bir algılamanın içerisine giriyoruz ki işte tabiat kavramında bizim böyle bir algılamamız, böyle bir düşüncemiz söz konusu. Çünkü diyelim ki kütle çekimi kanununu Cenab-ı Hak kainatın her tarafında bu şekilde tatbik ettiği için sanki bu hareket doğalmış gibi, sanki bu hareket arkasında emreden birisi yokmuş gibi, bir kudretin ve bir iradenin tercihiyle böyle yapılmıyormuş gibi bir algılamanın içerisine giriyoruz. Yine bu serimiz içerisinde ileriki programlarda konuşacağımız Mesnevi'de Bediüzzaman Hazretleri niçin göremiyorlar sorusuna verilmiş olduğu bir cevapta şiddet-i zuhurundan, ademi zıttından der. Yani zıttının olmaması, hep aynı kuralların uygulanması, ikincisi bir de şiddet-i zuhurundan. Yani her tarafı ihata edecek, her zamanı ihata edecek, daima o şekilde olması görünemez hale getiriyor. Bizde bir doğallık kavramını oluşturuyor. İşte burada
vicdanı ve aklı vahşi olan bir adam sathi ve tebaî bir nazarla, sathi ve yüzeysel bir nazarla baktığında devam ve istimrarını, yani sürekliliğini muhafaza eden tabiatın sürekli o kanunları görüyoruz. Sürekli işte kütlelerin birbirini çektiğini görüyoruz. Sürekli entropi kanunu uygulandığını görüyoruz. Sürekli yağmurun yukarıdan aşağıya düştüğünü görüyoruz. Sürekli işte bulutlardan yağmurun çıktığını görüyoruz. Sürekli biz bunları görünce bunu bir yasa boyutunda sürekliliğini fark etmeye başlayınca sanki işte o vahşi ve tebaî nazarımız bize onun doğal bir şey yahut da o askerler arasında ip gibi bir şey var bunları bu nizama sokan düşüncesine sevk etmekte. Demek ki devam ve istimrarını muhafaza eden tabiatın müessir bir mevcudu harici olduğuna ihtimal verebilir. Yani bir kanun değil, bir nizam değil, nizamın itibari bir hüviyeti, bir hükmü, bir sadece bir kuraldan ibaret değil de hariçte sanki eşyayı bu tarzda davranmaya zorlayan nesnel bir özelliği varmış gibi, nesnel bir kuvveti, nesnel bir zorlayıcılığı varmış gibi, başlangıçta söylediğimiz gibi sonuç değil de maddenin hareketinin sebebiymiş gibi bir algılama içerisine giriyoruz. Şu vurgu çok önemli. Eşyanın doğal özelliği diye bir şey yoktur. Kendine ait bir özelliği diye bir şey yoktur. Tabiat dediğimiz şey, doğal özellikler dediğimiz şey, yaratıcının onları tabi kılmış olduğu emirler manzumesidir. Onlara vermiş olduğu fıtrat diye tarif ettiğimiz özelliklerdir. O fıtratın o halde kalmasının ve o halini devam ettirmesinin tek bir nedeni vardır. O da arkasında kudretin onu sürekli olarak o şekilde yaratmasıdır. Kudret o şekilde yaratmadığı takdirde hiçbir zaman biz onu o şekilde göremeyiz. İşte peygamber mucizelerini bize anlatırken Kur'an'da bir anlamda bu devamlılığı kırmak suretiyle eşyanın kendi doğasıyla hareket etmediğini, emirle hareket ettiğinin bize mesajını da verir. Ne gibi? Mesela birinci sözde anlatıldığı gibi Hazreti Musa'nın asasını ki bir kuru çubuğun taşı ve kayayı parçalaması mümkün değildir. Kuru bir çubuğun kayaya vurulduğunda onun parçalanıp içerisinden suların akması gibi. Sürekli yandığını müşahede ettiğimiz bir insanın alevler içerisinde yanmaması gibi. Sert olan bir demiri Hazreti Davud'un elinde hamur gibi işleyebilmesi gibi. Bütün bu mesajlar bize o devamlı ve sürekli olarak tabi kılmış oldukları o özellikleri görmüş olduğumuz şeyleri o mucize örneklerinde tamamen değiştirmek suretiyle demiri yumuşacık bir şey, ateşi yakmaz bir özellik suretine getirmek bir suretiyle bu özelliklerin onların doğalarından kaynaklanan tabiatları olmadığını, onların tabi olmuş oldukları emirler olduklarının mesajını bize Cenab-ı Hak verir. Evet, hülasa tabiat Allah'ın sanatı ve şeriatı fıtresidir. Demek ki tabiat dediğimiz şey Cenab-ı Hakk'ın sanatı ve onun şeriatı fıtresidir. Yani bu kainatın tabi olmuş oldukları kanunların toplamına biz tabiat diyoruz. Şeriatı fıtriye diyoruz. Nevamis ise, kanunlar ise onun meseleleridir. Yani tabiat bütün kanunların toplamını ifade eder. Bizim kanun dediğimiz şeyler de teker teker onun meseleleridir. Yani mesela tabiatta bütün fizik yasalar, şunlar bunlar vesaireler varken sadece bunun içerisinden bir kütle çekim yasasını alacak olursak yahut termodinamik yasayı alacak olursak bunların her birisinin teker teker olan o tabiatın meselelerine de biz kanun diyoruz. Kuvvet nedir peki? Kuva dahi o meselelerin hükümleridir. Bu espri çok önemli. O meselelerin hükümleridir. Yani kütle çekim kanunu iki kütlenin birbiriyle nasıl hareket etmesini bu kainattaki şeriat-ı fıtri olarak tanımlar. Şu formüle göre hareket etmeleri gerekir der. Kanun böyle söyler. Şeriat-ı fıtriye böyle söyler. Ama kanunun söylediğimiz gibi etken bir özelliği yoktur. Dışarıdan bir kuvvetin ki o da kudret-i ilahiyedir, Cenab-ı Hakk'ın kudreti, o maddeleri, o kütleleri tutar,
o kanuna, o emre uygun bir şekilde hareket ettirdiğinde işte kuva dahi o meselelerin hükümleri olur. Yani o kanun tatbik edildiğinde ortaya çıkan, bizim dünyamızda görünen şey kuvvet olarak kendisini gösterir ki o da kudretin bizim dünyamızdaki yansımasıdır. Evet, süremizi geçtik kıymetli dinleyiciler. O nedenle burada kesmek durumundayız. Geri çekapta söylediğim gibi yine buradaki o diğer sorumuza geçeceğiz. Ama şu son meseleyi o soruya geçmeden önce biraz daha açmak, çünkü süremiz yetmediği için biraz kısa tutmak zorunda kaldık. Tabiat Allah'ın sanatı ve şeriatı fıtriyesidir. Nevamis ise onun meseleleridir. Kuva dahi o meselelerin hükümleridir meselesini, bu cümleyi önümüzdeki programın başında biraz açmak istiyorum. Biraz daha örneklemek ve şekillendirmek istiyorum kıymetli dinleyiciler. Evet, bu akşam da bu kadar. Tekrar gelecek programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.